Şimdi başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sümeyye, hoş geldin. Nasılsın? Allah iyilik versin. Teşekkür ederim. Şimdi yeniden bizim şemalarımızı hatırlayalım. Kurucu ilkeler, yukarıda kalıp tasavvurlar vardı, pardon. Bunlar düşüncenin katmanlarıydı, değil mi? Kalıp tasavvurlar, kurucu ilkeler. Kurucu ilkeler kaça ayrılıyordu? Ve sem'iyat. Akliyat kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Zaruriyat ve nazariyat. Ve açıklayıcı fikirler. Dedik buraya da betimleyici, bilimsel teoriler adını verdik. Evet. Bu kısım sevgili arkadaşlar tırnak içerisinde büyük ölçüde metafiziksel açıklama zeminine tekabül ediyor. Buraya asli metafiziksel ilkeler de diyebiliriz kurucu ilkeler kısmına. Kurucu ilkeler kısmından sem'iyat alanı değişmez. Akliyat alanının zaruriyat kısmı değişmez sayılıyor. Nazariyat alanı açıklayıcı fikirlerin vasıtasıyla betimleyici bilimsel teoriler ve sem'iyat ile zaruriyat alanının bileşkesi içerisinde teşekkül ediyor bu nazariyat alanı. Dolayısıyla bu nazariyat alanı kompleks bir yapı. Nazariyat alanını açıklayıcı fikirler alanını inşa eden zihin şunu söz konusu ediyor. Sem'iyat alanının inşa ettiği bir dünya içine doğuyoruz biz, değil mi? Sem'iyat alanının inşa ettiği dünya ne demek? Zihinsel evren. Geçen derslerde konuştuğumuz haliyle tasdik etmek suretiyle başladığımız ilkeler değil. Kendilerine dair sorgulamalar yürütmek üzere yüz yüze geldiğimiz kurucu fikirler bunlar, dünyayı kuran, zihin dünyasını kuran o toplumun. Allah vardır, birdir, alem yaratılmıştır, insan özgür irade sahibidir, nübüvvet mümkündür, ölümden sonra hayat vardır gibi ilkeler bunlar, değil mi? Bu ilkelerle yüz yüze geliyoruz. Bu ilkeleri ne yapmamız lazım bu seviyede bizim? Anlamamız lazım. Doğru mu değil mi? Tahkik etmemiz lazım. Bu doğru mu değil mi diye sorduğumuzda tahkik etmek üzere bu ilkelere, o ilkelerin gerisine gitmemiz lazım. Neye? Akli araştırma seviyesine intikal etmemiz gerekiyor. Çünkü o ilkeler kendi kendisini ne yapamaz? Tasdik edemez. Bu ne olur? Musadere alel matlup olur. Bunları konuşmuştuk. Bir iddia kendi kendini doğrulamaz. İddia, o iddiayı önceleyen bir rasyonel zemin içerisinde ne yapılmalı? Doğrulanmalı. Dolayısıyla açıklayıcı fikirler alanı şunu ifade ediyor. Allah'ın yaratması, yani Allah'ın var olduğunun kabul edildiği bir toplumsal ve zihinsel evren içerisine doğuyoruz ve soru soruyoruz. Yani Allah denilen böylesi bir zat ve ilke gerçekten mevcut mudur? Ve yaratıcı olduğu söyleniyor. Yaratıcı mıdır? Alemin yaratılmış olduğu söyleniyor. Alem, bunları sorduktan sonra aynı zamanda neyi soruyoruz? Hem burası açıklayıcı fikirler, bu sem'i ilkeleri anlama çabası ve o anlama çabasını ile eş zamanlı olarak bir tür açıklama çabası.
aynı zamanda. Allah'ın varlığı nasıl açıklanabilir? Alemin yaratılmış olduğu nasıl açıklanabilir? Nübüvvetten bahsediliyor. Ne demektir ve onun mümkün olup olmadığı nasıl açıklanabilir? Ölümden sonra hayattan bahsediliyor. Bu ne demektir? Nasıl açıklanabilir? Bunu sorduğunuzda, açıklamak üzere bu ilkelere düşünmeye giriştiğinizde o ilkeleri tekrar etmeyeceğinize göre ne yapmanız lazım? İki şeye müracaat etmeniz gerekir açıklamak üzere. Onları anlamak ve açıklamak üzere. Yani şöyle, bizim bu ilkeleri anlama çabamız hangi zeminde yürür? O tarihsel dönem içerisinde sahip olduğumuz bilgi birikimine nispetle yürür. O bilgi birikiminin bir ayağını o tarihsel dönem içerisindeki betimleyici bilimsel teoriler oluşturur. Fizik teorileri, kozmoloji teorileri, tıp teorileri, psikoloji teorileri, mantık vesaire. Bu kaba nispetle biz bu ilkeleri anlayıp açıklamaya çalışırız. Birincisi bu bilimsel teoriler. İkincisi bu bilimsel teorileri önceleyecek bir biçimde klasik dönemde bizim her türden akıl yürütmemizin kendisine istinad ettiği zorunlu bilgilerden bahsediliyor. Bunlar ilk ilkeler alanı. İlk ilkeler alanını bu zaruriyat dediğimiz bilgi alanı ile betimleyici bilimsel teoriler alanını ilişkilendirip ortaya bunlarla uyumlu bir nazariyat alanı çıkartıyoruz. Geçen hafta size Şerhül Mevakıf'tan açtığım ve yukarıdan aşağıya takip ettiğimiz umuru amme yani ontoloji bahisleri, onları takip eden doğa felsefesi bölümleri, nesne kuramı, özellikler kuramı, bunlar nazariyat alanına dahil olan bir bilgi birikimini inşa ediyor. Nazariyat alanı dolayısıyla bilimsel teoriler, zorunlu bilgiler, ve sem'iyat alanının bir terkibini oluşturuyor. Bu seviyede bu nazariyat alanı sayesinde elde ettiğimiz şey ne? Bizim bir varlık anlayışı elde ediyoruz artık biz. Varlık anlayışı. Bir varlık anlayışına ulaşıyoruz. Nereden geldim, neredeyim, nereye gidiyorum, ben kimim? Sorularına cevap veren, kapsamlı, içine bütün bilimleri de alan bir varlık anlayışı ortaya çıkıyor. Bu varlık anlayışını oluşturan terkibin, bileşenlerin sevgili arkadaşlar, bir kısmı ne? Bu bilimsel teoriler. Değil mi? Bir kısmı zorunlu sayılan ilkeler, diğer bir kısmı ise bu sem'iyat dediğimiz prensipler. Bunlara karşılık geliyor. Dolayısıyla varlık anlayışının içerisinde değişken kabul ettiğimiz bilimsel teoriler de var, değil mi? Bunlar Galenci tıp, Batlamyusçu astronomi ve coğrafya fikri, diyelim yeni Eflatuncu kozmoloji, Aristotelesçi ya da Platoncu psikoloji ya da Kelami atomculuk. Bunlar bilimsel teoriler. Bu bilimsel teoriler bugüne geldiğimizde ne oluyor? Coğrafya fikri değişti bizim için, değil mi? Bu varlık anlayışının, külli varlık anlayışı içerisinde insanlar bu içinde bulunduğumuz dünya neye benziyor sorusuna ne ile cevap veriyorlardı? Batlamyusçu coğrafya ile cevap veriyorlardı. Klasik dünyanın kurucu coğrafya metni Batlamyus'un eseridir. Arapçaya Suratul Ard diye tercüme edilen geografya, yeryüzünün sureti gibi yani. Tıp geleneği İbn Sina tıbbıdır. Paradigmanın bilimsel temelleri İbn Sina tıbbı, Eflatuncu psikoloji, Aristotelesçi mantık, Batlamyusçu coğrafya ve astronomi,
Dioskoridesçi, botanik gibi bilimsel teoriler. Bunlar bugün neredeyse tamamen ne diyelim, ne yapmış durumdadır? Değişmiş durumdadır. Amerika'nın keşfi, Avustralya'nın keşfi Batlamyusçu coğrafyayı ne yaptı? Değiştirdi. Amerika'nın var olduğunu bilmiyordu eski dünya, değil mi? Ekalimi Seb'a dediğimiz yedi iklim fikri bölgelerini dünyanın vaz ederken Amerika'da Avustralya'yı hesaba katmıyordu. Amerika'da yeni bitki türleri ortaya çıktı. Dolayısıyla Dioskoridesçi botanik değişti. Aristoteles'in ve onu takip eden dünyanın sayıp durduğu zoolojiye bağlı olarak canlı türleri değişti, değil mi? Batlamyus'un yer merkezli, dünyayı merkeze alan jeosentrik evren modeli ne yaptı? Kopernik'le birlikte değişti. Kopernik'inki de değişti daha sonra. Efendim, yine ne diyelim, İbn Sina'cı tıp teorisi, dört unsura, onlara bağlı anasır erba, ateş, hava, su, toprak, onlara bağlı efendim keyfiyat-ı erba, sıcak, soğuk, kuru, yaş, onlara bağlı emzice-i erba, efendim bunlar ahlat-ı erba, emzice-i erba'yı takiben, özür dilerim, anasır erba, keyfiyat-ı erba, ahlat-ı erba, ateş, özür dilerim, kan, balgam, sarı safra, kara safra, bunlar değişti. Tüm bunların terkibiyle oluşan dört tip teorisi, emzice-i erba'a, efendim, bunlar da ne yaptı? Dört tip teorisi derken neyi kastediyoruz? Melankolik tip, içe kapanık tip, dışa dönük tip vesaire. Bu tiplerde mizaç fikri de değişti, tıp teorisi değişti. Niteliklere dayalı efendim bu tıp anlayışı yerini kimyevi tıbba bıraktı diyelim ki Paracelsus'la birlikte. Sonra başka bir tıp anlayışına geçtik. Ya da devam edelim. Ne dedik? Coğrafya değişti, botanik değişti, zooloji değişti, astronomi değişti. Galileo'nun teleskobuyla gökyüzüne baktığımızda artık ilahi cisimler ve kristal küreler değil, taştan, topraktan, lekeli, bu dünyamıza benzer kütleler görmeye başladık. Astronomi tasavvurumuz değişti, fizik tasavvurumuz değişti bizim. Nesnelerin hareketlerini nasıl açıklayacağız sorusunu tabiat fikrine müracaatla açıklıyorduk, değil mi? Artık tabiat fikrine müracaat etmeden açıklamanın yeni yolları ortaya çıktı. Diyelim Newton'un gravitasyon, değil mi, çekim teorisi başka bir alan açtı hareketle ilgili olarak bize. Dünyamız, klasik dünyanın, varlık anlayışının ilgili olduğu bu sem'i ilkeleri anlama ve açıklama çabası içerisinde müracaat edip nazari yat alanını inşa ettiği bu bilimsel teoriler, geçen hafta Sadullah Paşa mıydı? 21. yüzyıl, 19. yüzyıl şiiri. Orada gördüğümüz her şey alt üst oldu. Bilimsel teoriler seviyesinde her şey alt üst oldu. Şimdi bu bizim karşı karşıya kaldığımız bir kriz. Bu alt üst oluşun sebebi, alt üst oluş şunu gösteriyor. Bu alan değişken bir alan. Değişti. İmkansız saydıklarımız mümkün oldu. Mümkün gördüklerimiz imkansız oldu. En temelde bulunuyor dediklerimizin en temelde bulunmadığını gördük. Parçalardan oluşuyor dediklerimiz basit oldu. Basit dediklerimiz parça oldu. Böyle bir dönüşüm bizim açımızdan bu varlık anlayışıyla ilgili olarak ciddi bir krize neden oldu aynı zamanda. Bu kriz dediğim gibi Sadullah Paşa'nın metninde kendisini gösteriyor. Biz bunların değiştiğini gördük ya, bu değişen kısım, ama bir de ne var? Değişmeyen kısımlar. Orası ne?
Şu kısım, bu semiyat kısmı pratik yaşamımız açısından şeriat nasıl değişmezse itikadat alanı, inançlar yani davranışlarımızın ilkelerini bize veren şeriatın kendisi nasıl değişmezse ama fıkıh ne yapar? Değişir. Aynı şekilde inançlarımızın ilkelerini bize veren semiyat alanı da değişmez. Ama onu anlama çabası olarak şu nazariyat şu alanlarla ilişkisi dahilinde ne yapar? Değişir. Değişmez gibi görünen bir diğer alanda ne? Şu zaruriyetin de sanki değişmez olduğunu düşünüyoruz biz. Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü şıkkın imkansızlığı, diğer yakiniyat türleri. Fakat burada değişmez olduğunu kabul ettiğimiz bedihi akıldan insanın doğuştan getirdiği akli ilkeler diyelim ki. Böyle ilkelerin var olmadığı empiriki anlayış tarafından kabul edildi. Her şeyin duyu verilerinden geldiği kabul edildi. Veya bugün kuantum fikrine veya yeni mantıklara bakarsanız özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü imkansızlığı şeklindeki ilkelerin bile artık tartışma konusu olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla burası da bir kriz meydana getirdi bizim için. Bir yerde Müslümanlar burasıyla ilgili de artık nelere sahip olmaya başladılar? Şüphelere. Fakat bu şüphe hemen ortaya çıkmadı. Bizim bu şemayı aklımızda tutmamız lazım ve bugün biz Şerhül Mevakıf'ı, arayışlar döneminin temel meseleleri diyoruz ya, bizim için asıl olan nedir? Tutarlı, bütüncül bir varlık anlayışına sahip olmaktır. Böylesi bir varlık anlayışı bir halının iplikleri gibi düğümleri nasıl her biri bir diğeriyle irtibatlı bir şekilde bütüncül bir motif ve yapı meydana getiriyorsa varlık anlayışları da böyle bir holistik yapıya sahiptir. Şayet böyle bir anlayış etrafında siz insanı, yıldızları, ağaçları, göksel olayları, meteorolojik olayları, jeolojik olayları, depremler, vesaire, hepsini bunların tutarlı bir şekilde burasıyla irtibatlı olarak bütünleyemiyorsanız, o zaman zihniniz parçalanır sizin. Parçalanır. Bu bütünlükten, bütüncül, külli bir varlık tasavvurundan mahrum hale gelirsiniz. Bu sizin pratik yaşamınıza yansır, kurduğunuz politik düzene yansır, ahlak anlayışınıza yansır, bilimsel üretimi gerçekleştirme çabanıza vesaire yansır. Bu varlık anlayışının parçalanması bir medeniyetin çökmesi demektir esas itibariyle. Parçalanması demektir. Arayışlar döneminin meseleleri, bir mevcut meseleleri var. Bir de bizim yönelmemizi bekleyen meseleleri var. Yönelmemizi bekleyen meselelerden en önemlileri bilgiye, insana, tanrıya, aleme, değere ilişkin mevcut bizim fikriyatımızla irtibatlı bir nazariyat alanı inşa edebilmekten geçiyor. Şimdi dilerseniz bu şemayı, yani bu şemayı göz önünde bulunduralım ve şunu düşünelim. Biz şu unsurlar arasındaki artık kopmuş ilişkileri yeniden tutarlı bir şekilde terkip edebilmek için, tanzim edebilmek için yola çıkmalıyız. Arayışlar döneminin geride kalıp tartıştığımız meseleler üzerinden bizim yeni bir döneme, ne diyelim, intikalimiz bu şemayı yeniden tutarlı bir şekilde kurabilmemizle ilişkili. Bir şey söyleyeceksin, buyurun. Hocam şöyle, biz bugün geldiğimiz noktada akliyat alanının zaruriyat bölümüne dahil, yani o alanın tamamının dahi değişken olduğunu az önce öyle buldum, yanlış anlamadım. Doğru. Yani
en aslında bugün işte... Şöyle, biz değişken olduğunu kabul edecek miyiz? Ayrı bir bahis. Ama değişken olduğuna dair yaygın iddialar evet, mevcut. Evet, bir tartışma var. Evet. Ve bunun bize getirileri var. Yani bilgiyi öyle değil de böyle kabul edersek diye bir dünya var artık. Hı-hı. Onun etrafında buradan teoriler var. Evet. Bu pratik hayatımıza da yansıyor. Şimdi biz dersin ilk başlarında şöyle bir şey söylemiştik önceki derslerde. Zeviyat alanını yukarıda akliyat alanı üzerine inşa ediyoruz aslında. Yani aslında bir akliyat alanında bir peygamberin varlığını kabul eden bir zemin olması gerekiyor ki biz bu semiyat buraya geldiğinde insanlar yani Tanrı diye bir şey nereden çıktı demesinler. Evet. Yani peygamber diye bir şey yoktu. Yani bu insanların bunu anlayabilmesi gerekiyor demiştik. Ama şimdiki gerçeklikte böyle bir alan yok yukarıda. Biz semiyatı nereye oturtacağız peki? Oturtamıyorsun o yüzden. Peki yani inanan insanın şeyi nerede duruyor? Yani tecrübelerimizle inanıyoruz. Anne babamızdan yani şu an Müslümanlar için nazari seviyede hesabı verilmiş bir itikadat alanının mevcudiyetinden söz etmek zor. 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 O nedenle biz semiyat alanını hali hazırda yürüttüğümüz bilimsel faaliyetin bir parçası, meşru bir parçası kılamıyoruz. Ne sosyolojide, ne mesela sosyolojide toplumun kuruluş ve işleyişinde ilahi haberin yeri bizim için tartışma konusu bile değil. Siyaset alanının, politik alanın kuruluşunda, politik alanın kuruluşunda şeriatın yerinin ne olduğu sorusu hiçbiriniz için konuşmaya bile cesaret edemeyeceğiniz bir şey. Değil mi? Efendim, ya da canlılığın kuruluşunda, fiziksel gerçekliğin meydana gelişinde, bilginin oluşumu ve yapısında, ahlak alanında biz bu ilkeleri artık bilimsel üretimimizin meşru bir parçası haline getiremiyoruz. Getirmek zorunda mıyız hocam diyebilirsiniz ayrıca, bu da başka bir bahis. Bunu da düşünelim. Buraya geçmeden önce ama bu soruya cevap vereyim. Getirmek zorunda mıyız hocam? Ne olur getirmezsek? İki şey olur. Şu soruya şöyle cevap verirsiniz. Bugün bizim getirmezsek, yani semiyat alanıyla, İslam'ın kurucu metafiziksel ilkeleriyle irtibatlandıramazsak, mevcut bilimsel üretimimizi, şimdi soracağım soruya nasıl cevap vereceğiniz ile ilgili bir sorun çıkar. Bugün bizim, soru şu, bugün bizim sosyoloji bölümlerinde, mühendislik bölümlerinde, felsefe bölümlerinde, tıp bölümlerinde vesaire ürettiğimiz bilimsel bilgi hangi düşünce geleneğinin bir devamı olarak okunabilir? İslam düşünce geleneği diye bir gelenekten bahsediyoruz değil mi? İbn-i Sina'yı içine dahil ediyoruz, Farabi'yi dahil ediyoruz, İbn Arabi'yi, Seyyid Şerif Cürcani'yi, tıpçılar, kim, Cabir bin Hayyan'ı vesaire dahil ediyoruz yani. Bizim bugün Türkiye'deki üniversitelerde ürettiğimiz bilimsel bilgi hangi düşünce geleneğinin bir devamı olarak okunmalıdır? Pozitivist. Evet. Batı düşünce geleneğinin. İlahiyatlar da mı hocam? Evet. Karışık. Bence karışık yani. Hocam bizler bir şeye göre değişiyor. Ha, genel ama bakarsak. Büyük ölçüde. Niye? Çünkü mevcut ilahiyat formasyonu İslam düşüncesini büyük ölçüde tarihsel bir entite olarak görüyor. Ve bu tarihsel entiteyi hem dünya tarihinde ve felsefe bilim tarihinde konumlandırma tarzı hem de onu çalışma tarzı oryantalist çalışma tarzının ve metodolojilerinin bir devamı olarak ortaya çıkıyor. Örnek, fakirin çalışmaları mesela. Ben diyelim sürekli bunlar hakkında konuşuyorum ya.
Yaptığım çalışmalar niyet seviyesinde İslam düşüncesinin bir devamı. Pratikte İslam felsefesiyle ilgili Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da aynı zamanda ortaya çıkan genel bir İslam felsefesi tarihi çalışmalarının parçası. Ben misalen Kanada'da Robert Wisnowski'nin yanında birlikte çalıştım. Onun bir kitabını da Türkçe'ye tercüme ettim. Robert Wisnowski, Polonya Yahudisi, çok iyi bir insan, bir İslam felsefesi tarihçisi McGill Üniversitesi'nde. İbn Sina Metafiziği adıyla Avicenna's Metaphysics in Context eserini de Türkçe'ye tercüme ettim. Sonra ben de doktora tezimi yazdım. İbn Sina felsefesinde suret, cevher ve varlık diye. Benim tezimin üstüne Robert Wisnowski yazın, onun tezinin üstüne İbrahim Üçer yazın. Değişen bir şey olmaz. Benim de İslam felsefesiyle irtibatım nasıl? Tarihsel ve burada ortaya konulmuş metodolojilerle o hikayeye yaklaşıyor. Genel olarak ilahiyat birikiminin İslam düşünce geleneğini genel düşünce bilim tarihi içerisinde konumlandırma tarzı da Avrupa merkezci aynı zamanda. Niyetlerimiz var sadece dolayısıyla. Peki diyeceksiniz ki hocam nasıl İslam bir düşünce geleneği ne demektir? Bilim objektif değil midir? Niye yani gelenekten geleneğe değişen bilim mi var? O bizim efendim İslam dünyasında icat ettiğimiz veya kullandığımız pusula burada da kuzeyi güneyi aynı şekilde gösteriyor. Avrupa'da da aynı şekilde gösteriyor. Bu gelenekte pusula kuzeyi güney orada güneyi kuzey mi gösteriyor? Aynı değil mi yani? Orada icat edilmiş teleskobu burada kullanıp baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz Avrupa'da da. Bilimin böyle objektif bir yanı yok mu? Veya işte MIT'ye gidip öğrendiğiniz mühendislik bilgisiyle burada da o bilgiyi kullanarak uçaklar yapabiliyorsunuz. O bilgi orada da aynı, burada da aynı. Bilimin böyle objektif bir tarafı varsa bir geleneğe mensubiyet ne demek? Soyut düşünceler farklı yani. Yani onların tamam evet belli objektiflikler nasıl diyeyim somutluk açısından olabilir. Ama kökler açısından mesela her şeyi değiştiriyor. Mesela bir cevher fikri değiştikten sonra ciddi oranda farklı bir yöne dönmüş olduk. Evet. Haklısınız, katılıyorum size. Bunu biraz açmamız lazım. Çünkü böyle bir itiraz anlamsız da bir itiraz değil. Yani sosyoloji bölümlerinde biz toplumu incelerken müracaat ettiğimiz metodolojik çerçeveler burada da benzer bilgi üretimine ortaya çıkartıyor. Orada da neticede bilim dediğimiz şeyin objektif bir işleyişi var. Bunun yerine bir gelenekte bilimsel bilgi farklı, öbür gelenekte farklı ne yapmıyor? İşlemiyor. Böyle demek görececiliğe, izafiyetçiliğe, bilimin objektif ve evrensel cihetine karşı bir meydan okuma olmaz mı? Ki bu da vakaya aykırı olmaz mı? Denilebilir. Bunu açmak için sana bana hatırlat dediğim geçen haftaki soruya döneyim. Dönmeden önce biz şimdi söylediğimizi niye söyledik? Semiyatla irtibatı koparsa bir bilimsel faaliyetin o zaman böyle bir soru karşısında siz boşa düşersiniz. Geleneği inşa eden şey şuraya ilişkin söyledikleriniz değildir. Geleneği bir düşünce geleneğini diğerinden ayırt eden şey bilimsel betimleyici bilimsel teorilerin irtibatlı olduğu metafiziksel ilkelerdir. Bu metafiziksel ilkeler seviyesinde bir gelenek diğerinden ayrılır. Nedir bu metafiziksel ilkeler peki? İzah edelim. İnanç şöyle çok genel bir tabir hocam, inanç. Bilimsel teorilerde de inanç vardır. Mesela sandalye bej rengindedir. Bu şu demek, ben sandalyenin bej renginde olduğuna inanıyorum. Burada da inanç var. Metafiziksel idrak tır
bir bilimsel geleneği diğerinden ayırt eden şey. Allah'ın müdahalesiyle bir tür atomculuğu savunurken tesadüfe denilen bir tür atomculuğu savunuyor. Bu da aslında aynı şey belki bu anlamda bilimsel teori bir yerde belirler ama hani kurucu ilkeler bu anlamda farklı olduğu için iki farklı gelenek çıkıyor gibi bir şey. Şöyle, haklısınız buraların hepsinde, mutabıkız. Bir örnekle açıklayalım bunu. Bilimsel teori ne yapar? Metafiziksel teori ne yapar? Burası bizim için bu nazariyat alanının inşasında bilim ve metafizik ilişkisi kritik bir önemi haiz. Evet. Şimdi şu kalemi sana atıyorum. Yakala. Sen de bana at geri onu. Evet. Şimdi bu kalemin hareketini açıklayabilir misin? Bu kalem nasıl ve niçin hareket etti? Hangi geleneğe göre? Şimdi hayır, hangi geleneği? Sağduyu seviyesinde bu kalemi sana attım ben, değil mi? Niye ve nasıl hareket etti? Ya ben de kendime hareket ettim. Evet. Şimdi dersin ki, yani bu kalem niye hareket etti arkadaşlar? Evet. Ben bu kalemi sana fırlattım. Onun için hareket etti bu kalem, değil mi? Niye hareket etti? Ben bu kalemi sana fırlattım. Niye fırlattım? Örnek vermek üzere fırlattım. Ben bu kalemi örnek vermek üzere sana doğru attığımdan ötürü kalem hareket etti. Bu bir ne? Açıklama bu. Şimdi ben buradayım. Kalem şurada elimden çıktı. Elimden çıktığı anda bu kalem ne yaptı? Buraya T1 diyelim. Sen de buradasın. Şu zaman dilimi içerisinde TX arasında ne yaptı? Hareket etti, sana geldi. Şimdi bilimsel açıklama. Bu kalemin benim elimden çıktığı çıktıktan senin eline geldiği ana kadar ki hareketini açıklamak için şöyle bir formüle yer verir. F eşittir MA. Yani bu kalem niçin hareket ediyor? Çünkü kalemde ne var? F neye tekabül ediyor? Force. Bir güç var. Bu gücü açıklamam lazım benim. Değil mi? Nasıl açıklarım? M onun hareketi. A ise acceleration, ivmesi. Bu hareketin içerdiği, özür dilerim, M hareket değil, motion değil, mass, kütle demek. A, acceleration, kütlesi ve ivmesini çarparsam bunun gücünü elde ederim. Gücün birimine Newton, kaç Newton'lık bir güçle hareket ettiğini gösterirsem ben bu kalemin hareketini ne yapmış olurum? Açıklamış olurum. Yani bilim diyor ki ben bu kalem nasıl hareket ediyor sorusuna şöyle cevap veririm. Kalemin içinde bir güç var. O güç nedir? O gücü de tezahürü üzerinden, gücün kendisine de nüfuz edemiyor bilim. Gücün kuruluşu meselesi çok büyük bir soru. Ben kalemi söylüyorum, siz evreni düşünün. Tamam mı?
Bu gücü de hesaplıyorum. Diyorum ki kütlesi ve ivmesini çarpıp diyorum ki 15 Newton'luk bir güç olduğundan ötürü kalem hareket etti. Diyorum ben. Şimdi ben sana bu kalemin hareketini açıkla dediğimde bu kalem niçin hareket etti? İsmin neydi senin? Hatice deseydi ki arkadaşlar bu kalem niçin hareket etti soruma? Kalem 15 Newton'luk bir güce sahip olduğu için hareket etti. Bu bir nasılın cevabı. Yani kalemin fiziksel evrende hareketin nasıl gerçekleştiği, kalemin hareketi esnasındaki fiziksel sürecin nasıl işlediğine dair bir açıklama. Fiziksel süreçlerin iç işleyişine dair bir açıklama. Sağduyuya da aykırı olurdu. Bu kalem niçin hareket ediyor? 15 Newton'a bir güce sahip olduğu için hareket ediyor. Sonra deseydim ki ya bu güç nasıl oluştu? Bu gücü kütlesiyle ivmesinin çarpımından çıkardım. Ya saçmalama, ben sana o gücü hesaplamanı istemiyorum. Kaçlık bir güç var? Diyorsun ki güç var. Ve o güçten dolayı hareket ediyor. O güç fırlatmadan önce yoktu, hareket etmiyordu. Hareket etmeye başladı. Dolayısıyla bu güç onda nasıl oluştu? Benim ile kalem arasındaki ilişkiyi düşün. Fail ilkeyle, o gücün teşekkülüne. Bilimsel arkadaşlar açıklama, sahne, buraya sahne diyelim, tamam mı? Bizim Ayhan Hoca'nın kulaklarını çınlatalım. Buraya sahne diyelim. Burası sahne. Sahne içerisindeki fiziksel nesnelerin nasıl süreçleri takip ederek hareketler gerçekleştiğini açıklar. Fiziksel süreçlerin iç işleyişine dair bir açıklamadır. Sahnede bu fiziksel sürecin niçin başka türlü değil de böyle kurulduğuna dair asli ilkelere ve o asli ilkelerin gayesine nispetle bir açıklama vermez ve bunlara dönük böyle bir iddiaya da sahip değildir bilim zaten. Böyle bir iddiası da yoktur. Fakat biz, insan zihni, bu kalemin hareketini açıkla dediğimizde bu kalem 15 Newton'luk bir güce sahip olduğu için hareket etti ve bu güç de kütlesi ve ivmesinin çarpımından elde edilmiş bir hesaplamayı ifade eder. Dediğinde garip geliyor bana atıfta bulunmadan bu kalemin hareketini açıklaman, değil mi? Nasıl garipse aslında bu sahnenin iç işleyişini, bu işleyişi başka türlü değil de bu şekilde inşa eden ilkelere atıfta bulunmadan açıklamak da insan zihni açısından nedir? Abes bir niteliğe sahiptir. Çünkü insan bu evrende öncelikle şu soruyla yüz yüze gelir. Varlık sorusuyla. Varlık sorusuyla. Ve varlık sorusu arkadaşlar, varlık sorusu içinde bulunduğumuz fiziksel evrenin sadece iç işleyişine müracaatla cevaplandırılacak bir mahiyete sahip değildir. Bu indirgeme olur böyle yaptığımızda. Bu indirgeme olur. Şöyle düşünelim. Bizim büyük bir sorumuz var. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Nereden geldim? Şu ilkelerden geldim. Nereye gidiyorum? Şuraya gidiyorum. Burası neresi? Bu ilkenin şu maksatla inşa ettiği bir sahne. Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Sonra bu sahnenin içinde işler nasıl dönüyor? Bu bilimin işi. Belki başka derslerimde benim verdiğim bir örnek vardır. İşte sizi bir yerden alsalar,
uzun bir yolculuğa çıksanız, hafızanızı yolda kaybetseniz, sonra bir kapıyı açsalar, içeriye atsalar, gözünüzü açtığınızda bir dünyayla yüz yüze gelseniz, ilk sorunuz ne olur? Burası neresi? Beni kim getirdi? Niye buraya getirdiniz beni? Benden burada ne bekliyorsunuz? Sorularını sorarsınız. Bu sorular işte metafiziksel sorulardır sevgili arkadaşlar. Bu soruya, bu soruyu sormayıp orada yapılacak başka işler var. Mesela hiç bu sorudan bağımsız biçimde aşçı olmanız, işportacı olmanız ya da bu dünyada bir diyelim ki botanik alimi olmanız, yani ağaçların yani botanik alimi olmanız arasında bu soruları ihmal ediyorsanız bir fark yok. Sadece botanik bilgisi, sadece metalurji bilgisi vesaire ne yapmaz? Size bu soruların cevabını vermez. Bu soruların cevabına ulaşmak için, bilimsel teoriler arasında ilişkiler kurmak, o ilişkileri akli ilkelerle irtibatlı bir biçimde bütünleyerek belirli teorilere ulaşmak lazım gelir. Metafiziksel teorilere. İşte bunlar bizim bilim, bizim için yaşamaya değer bir hayatı veren bu cevaplardır. Değil mi? Hayatımızı anlamlandıran, niçin burada olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi öğreten, niçin başka türlü değil de böyle yaşadığımızı, kendimize gerekçelendirmemizi sağlayan şeyler bilimsel teoriler değil, o bilimsel teorileri arasında bütüncül bir ilişki kurup akli ilkelerle irtibatlandırarak inşa ettiğimiz bu metafiziksel teorilerdir. İşte bir düşünce geleneğini diğerinden ayırt eden şey F eşittir MA veya MY kare değildir. Bu F eşittir MA formülü Avrupa'da da geçerlidir, burada da geçerlidir. Burası betimleyici, bu işleyişi betimleyen bilimsel teori alanına karşılık gelir. Metafiziksel ve bu bilimsel teoriler de tezahürler alanı ile ilişkili. Kuvvet var. Kuvvet ne? Kütle ve ivmenin çarpımıyla hesapladığımız şey. Bir tezahüründen biz bunu hesaplıyoruz. Peki kuvvetin kendinde kuruluşu. Bu metafiziksel bir soru. Bilim zaten bu soruyla ilgilenmiyor. Kendinde kuruluşuyla. Bu nazariyat alanı. Yalçın Koç'un tabiriyle. Efendim. Bu ise fikriyat alanına karşılık geliyor. Düşünce gelenekleri bu metafizikler aracılığıyla birbirinden ayrılıyorlar. Diyebilirsiniz ki, hocam birisi diyor ki alan böyle işliyor dediniz siz. Sonra dediniz ki niçin başka türlü değil de böyle işliyor? Bu şu demek, niçin yokluk yok da varlık var? Leibniz'in formüle ettiği haliyle varlık sorusu. Bu soru saçmadır. Bu başka türlü de olabilirdi. Esasen bizim burada zorunluluklar görmemiz ve bunun başka türlü değil de böyle olması için bir yeter sebep, yeter neden arayışımız saçmadır. Evrende bir düzensizlik, kaotik bir tesadüfler zinciri vardır. Böyle teoriler var. Bu da metafiziksel bir teori. Ya da yeter neden fikri arayışı insan açısından vazgeçilmezdir. İnsan hep bu niye böyle diye sorar, başka türlü değil de böyle düzenlilikler görünce. Fakat bu yeter neden dışarıda değildir. Bizim zihnimizdir onun başka türlü olmayacak şekilde böyle algılanmasını sağlayan, Kantçı. Bu da metafiziksel bir teoridir. Her halükarda buraya ilişkin, buranın iç işleyişinin nasıl olduğunu betimliyoruz. Mutabıkız bu konuda bilim insanları. Ama bu iç işleyişe dair betimlememize ilişkin üst tefekkür, meta tefekkür, metafiziktir artık.
bu metafiziksel seviyede farklı metafizikler çıkar ortaya. Kantçı metafizik çıkar, diyelim Badiücü metafizik çıkar, Gazalici metafizik çıkar. Bu metafiziklerin dayandıkları asgari müşterekler vardır. Onlar da asli ilkelere tekabül ederler ve bu metafizikler seviyesinde ne yapar? Gelenekler birbirleriyle ayrışırlar. Yani bizim burada ürettiğimiz bilimsel bilginin Batı düşünce geleneğinin devamı olması, Batı'da öğretilen matematikle buradakinin aynı olmasıyla ilgili değil. O matematiğin Batı düşünce geleneğiyle irtibatı zorunlu değil. Burada ürettiğimiz bilimsel bilginin Batı düşünce geleneğinin devamı olması, bu bilimsel bilgi ile, yani F eşittir MA formülü ve ondan üretilen bilgi ile belirli tarzda bir seküler metafiziğin, yani bu sahnenin kuruluşuna ve gayesine ilişkin her türden soruşturmanın namakul olduğu, irrasyonel olduğu şeklindeki iddianın sonucudur. Uzattım biraz. Bizim burada öğrettiğimiz bilimsel bilginin Batı düşünce geleneğinin devamı olarak ortaya çıkması, bu bilginin zorunlu olarak böylesi seküler bir metafizikle irtibatı varsaymasından ötürüdür. Ve bizim de bu varsayıma bağlı olarak bu bilimsel bilgiyi üretmemizdir. Ve böyle yaptığımızda bu bilimsel bilgiyi üretmek üzere önlüğümüzü giydiğimiz her seferinde bir metafiziği de giyiyor olduğumuz hissine kapılmamızdan ötürüdür. Aynı nedenle biz psikiyatri bölümüne, sosyoloji bölümüne, efendim genetik bölümüne, biyoloji bölümüne girdiğimizde, tümüyle kafamız ve bedenimizle oranın içine girdiğimizde bir korku meydana geliyor Müslüman gençlerde. Niçin? Buranın içine olduğu gibi girdiğinde o bütünlük, nasıl burada bir bütünlük var dedim ya, bakınız. Bir varlık anlayışı bütündür. Bu bütünlük şunu da içeriyorsa, Batı düşünce geleneğine mahsus varlık telakkisi de kendine mahsus metafiziği içeriyor ve o metafizik buraya dair sorgulamayı irrasyonel kabul ediyor. Sen de girdiğinde benim bu bilimi anlamlı bir şekilde verili kabuller etrafında yürütebilmem için bunun yerine şu ilkeyi kabul etmem gerekir şeklindeki bir varsayımla yüz yüze geliyorsun. O nedenle zihnini korumak için, beynini korumak için ayağın içeride ama başın dışarıda bir şekilde o bilimle irtibat kuruyorsun. Çünkü başını da soktuğunda bir bütün olarak o anlayış içerisine girmekten ve kendi ilkelerine dair bir tereddüte kapılmaktan korkuyorsun. Bu da bizim bu bilimleri ileriye taşımamıza, derin sorgulamalar yapmamıza, bu alanlarda İslam dünyasında özgün bilimsel bilgi üretimini temin etmemize ket vuruyor. Bir sürü krize sebep oluyor bu problem. Bunları açmaya çalışacağım. Düşünce geleneği demek dolayısıyla bu demek. Bana unutturma, bu konuyla ilgili size bir yazı göndereceğim ben. İki yazı göndereceğim. Birincisi Teklif Dergisi'nde yazdığım bir yazı. Şimdi söyleyeyim, siz de okumuş olun. Bir reklam yapabilirim değil mi? Teklif Dergisi'nin reklamı. Sümeyye bizim Teklif Dergisi'nin efendim ne diyelim, yayın koordinasyonu ekibinde. Hocam hiç reklam yapmıyorsun diye kızıyor bana. Bu bizim Teklif Dergisi. Duymayanlar el kaldırsın bu dergiyi. Bir. Allah Allah. Allah. Bir sıkıntı var Sümeyye. Şimdi bak, bu dersi izleyenlerden de duymayanlar muhakkak vardır. Teklif Dergisi bir grup hocamızla, İhsan Hoca, Ayhan Hoca, diğer efendim şeye destek veren, dergiye destek veren Türkiye'nin her yerinden hocaların katkıda bulunduğu bir düşünce dergisi. İki ayda bir çıkıyor arkadaşlar bu dergi.
Bu dergi her yerde bulabilirsiniz, abone de olabilirsiniz buradan gördüğünüz gibi. 19-20. sayısını çıkartacağız. Bu bizim son sayımız neydi? Kapitalizm. Hocam. Çok ilginç senin duymaman hocam. Değil mi? Bence. Yani hocam duymamışsa Sümeyye, okuyan, yazan, takip eden bir adam değil mi hocam? Niye duymamış yani bu dergiyi diye sormak lazım. Sayılar. Şimdi bu konuştuğumuz konularla ilgili gerçekten merak sahibiyseniz, ki öyle olduğunuzu düşünüyorum, bu vakitte kalkıp burada bu konuları dinliyorsunuz. Şimdi şu sayı bu sayı diyemeyeceğim, hepsini okumanız lazım. Ama hususen şu üniversite sayısı bakınız. Üniversite sayısındaki tüm yazıları tavsiye ederim. Üniversite, zihinsel parçalanma ve lakaytlık diye bir yazım var. İşte bunu anlatıyor. Bu zihinsel parçalanma ayağı içeride, başı dışarıda bir şekilde üniversitede bilgi üretimine giriştiğimizde hangi krizler ortaya çıkıyor? Üniversite meselesiyle ilgili bizim Türkiye'deki problemimiz derslik sayısı, fiziksel sorunlar, maaşlar, bunlardan öte bununla ilgili bir meseledir esas itibariyle. Ahlaki seviyede lakaytlık doğuruyor bu durum. Zihinsel seviyede ise bir parçalanmaya sebep oluyor. Bu yazıyı size göndereceğim. Bilgi ve bilim, bir de bilim sayısında arkadaşlar. Bilgi sayısı biraz daha teknik bir yazı oradaki. Bilim sayısında benim küçük sorulara büyük, büyük sorulara küçük cevaplar. Buraya iki nokta üst üste gelmesi lazım. Genelde burada siteden dolayı herhalde bu iki noktalar kalkıyor. Küçük sorulara büyük, büyük sorulara küçük cevaplar. Fizik ve metafizik ilişkisine yeniden bakış. Bunu da okumanızı istiyorum. Burada konuşacağız, muhasebe edeceğiz. Şöyle bir mesele var. Modern dönemde, şimdi burası şu kalemin hareketinin nasıl gerçekleştiği küçük bir sorudur. Yani küçük, fiziksel gerçekliğin iç işleyişine dair betimlemeler küçük sorular. Bu işleyişin niye başka türlü değil de böyle olduğu sorusu büyük soru, metafizik soru. Modern bilim bize diyor ki bu büyük soruyu küçük soruya müracaatla cevaplıyorum ben. Yani F eşittir M, A formülüyle hareketin nasıl gerçekleştiğini öğrendin mi? Evet. Metafizik tam da budur, ötesi yok. Büyük soru küçük sorunun cevabıyla tatmin ediliyor. Burası da kapatılıyor artık, buraya bakma diyor. Bizim geleneğimizde zaman içerisinde bunun asimetrik bir benzeri ortaya çıkıyor. Büyük soru mu küçük sorulara? Özür dilerim. Bu modern dönem büyük sorulara küçük cevaplar. Klasik dönem küçük soru diyoruz ki ya üstad bu nasıl hareket ediyor? Allah öyle hareket ettirdi. Ya Allah'ın her şeyi Allah hareket ettiriyor da ben küçük bir soru soruyorum. Yani bu iş nasıl oluyor? Yaprak niye yeşil? Allah yeşil yarattı. Bu her şeyin büyük soruyu küçük, büyük sorulara modern bilim küçük cevaplar. Bizim klasik İslam düşüncesi bir yerden sonra paradigma tıkanıyor. Küçük sorulara büyük cevaplar vermeye başlıyor. Bu da bizim üstesinden gelmemiz fizik metafizik ilişkisiyle ilgili büyük bir kriz alanı. Sebepleri çeşitli işin doğrusu. Evet. Enerji ve titreşim tıbbına esas alsın. Oradaki bilimsel gelişmeleri dikkate aldığımızda... Öyle bir tıp var öyle mi? Enerji ve titreşim tıbbı. Yani holistik tıp da diyorlar. Holistik tıp mı diyorlar? Daha çok herhalde enerji ve titreşim tıbbı. Evet. Mesela oradaki bilimsel gelişmeleri mevcut varlık anlayışını esas alarak anlamlandıramıyoruz. Çünkü insana daha bütüncül bir bakış, daha bir süreliğine hatta bütüncülüğü vesaire vesaire. Burada bir tıkanıklık var ya, değerlendirme hakkıyla. Ama mesela İbn Sina da çok büyük bir tıp alimiydi. İbn Sina'da verileri vardı küçük. Ama İbn Sina'nın verileri değişti diyoruz şu an. Evet. Ama İbn Sina'nın varlık anlayışı
garip bir şekilde mesela bu tıptaki bazı verileri anlama ve değerlendirme hususunda isabetli çıkıyor. Şimdi biz mesela bunu bu şekilde ortaya koysak ve buradan kalkıp mesela modern varlık anlayışını bir eleştiri getirmek şey mi olur? Yani esaslı bir şey olur mu? Ucuzculuk mu olur? Yoksa bir karşılığı olur mu? Yani bir eleştiri getirip varlık anlayışımızı genişletmemize dair de bir zemin acaba açar mı böyle bir? Mesela diyelim ki bunun biyolojiden de yapılabilir, fizikten de yapılabilir. Bu böyle bir şey mesela nasıl algılanır acaba günümüz bilim çevrelerinde mesela? Bunu bizim açımızdan bir anlamı olur mu? Elbette olur. Elbette olur ama bunu ucuzcu yapmamak lazım dedin ya, önemli olan o. Yani mesela bu kriz ilk defa benim fark ettiğim ve size anlattığım bir kriz değil. Bu kriz İslam dünyasında çok erken dönemden itibaren fark edilmiş. 60'lı yıllardan sonra bu krizi çözmek için bazı teoriler de ortaya atılmış. Mesela Islamization of Knowledge, bilginin İslamileştirilmesi. Veya The Westernization of Knowledge. Biri Faruki'nin, diğeri Seyyid Nakib el-Attas'ın. Ya da Seyyid Hüseyin Nasrların ve tradisyonel ekolün Sacred Science, kutsal bilim anlayışı falan. Bunlar da çeşitli çözüm önerileri ama zaaflar içeriyorlar. Bunların zaaflarına şimdi girmeyeceğim ama sonraki derslerde bunları konuşacağız, bu önerileri. Biz ne önerebiliriz? Yani yeniden bunları masaya yatırıp düşünmeye... Nin yolu ne? Bunların üzerine durmamız lazım. Mesela bu çözümlerden bazıları ucuzcu. Ucuzcu. İyi niyetli ama ucuzcu. Bu kompleks, yani bilgi ağı diyelim artık Quine'cı tabirle, bu kompleks yapısını göz ardı ettiği için fayda getireyim derken zarar getirebiliyor. Birkaç ayet ve hadis ilave edilerek modern bir bilimsel teoriye o İslamileştirilmiş zannediliyor. Oysa şunu söyleyelim, bu sem'iyat dediğim alan var ya, sadece bizim sem'iyatımız yok ki arkadaşlar. Biz peygamberden duyuyoruz, tamam, ama Batı metafiziği içinde orada şu bilimsel teorilerle temellendirilmeyen, zaten bir bilimsel teorinin metafiziği temellendirmesi mümkün değildir. Bilimsel teori metafizikle birlikte yürüyebilir yani. Bu da bir anlayış yani. Başka alternatifler de var da. Batı geleneği için de bu türden bir sem'iyat alanından bahsedilebilir. Metafiziksel teori anlamında. Bu nedenle şunu söylemeliyiz. Hiçbir zaman sevgili arkadaşlar... Bir bilimsel teori gömleği giymeden sokakta dolaşmaz. Her bilimsel teori bir seviyede metafiziksel bir teorinin ya uzantısı ya tamamlayıcısı olarak kendisini gösterir. Evet, evet. Dolayısıyla bu ikisi birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Fakat biz onu bir bilimsel teori gibi görürsek yalnızca, arkasındaki metafiziksel veya yanındaki, bu arkasındaki ve yanındaki bilerek seçtiğim terimler, arkasında veya altında olursa onun temeli olur, foundation'ı olur. Yanında olursa complementary olur, tamamlayıcısı olur, zorunlu falan. Bunlar fizik metafizik ilişkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar ifade ediyor. Fakat her halükarda birliktedir. Ben metafizikten bilimi koparıyorum demek, o soruyu sormadan işportacılık yapıyorum gibi bir şey yani. Ya varlık sorusunu sormadan. İnsan tabii olarak ölüme doğru bir varlıktır. Nereye gittiğini merak eder. Oysa bir metafizikle irtibatlı bir biçimde varlık anlayışı. Teşekkür eder bu bahsettiğim şeylerin naifliği. Esasen şu bilimsel teoriyi sadece bilimsel teori olarak zannetmeleri. Bu sadece bilimle ilgili değil arkadaşlar. Bakınız, siyasi tercih, yani siyasi ve toplumsal dönüşümlerde entegre ettiğimiz kurumlar ve fikirlerle de ilgili.
Osmanlıların meşrutiyet fikrini alımlamalarını düşünün. Orada meşrutiyet ortaya çıktı, değil mi? Buraya dedi ki ve emruhum şura beynehum. Zaten Allah Teala diyor ki onlar işlerini istişareyle yaparlar. Meşrutiyet dediğin istişaredir. Hiç öyle değil. Meşrutiyet dediğimiz şey tabii egemenliğin kime ait olduğuyla ilgili kanlı, bıçaklı büyük savaşlar ertesinde ortaya çıkmış seküler bir çözümün ifadesi. Öncesinde başka çözümler var. Monarşiyi meşrutiyet sadece monarşinin lağvı değil. Öncesinde aynı zamanda ilahi yasanın ve kilisenin lağvı. Bu alımlama sürecinde bu fikir ile, nosyon ile ortaya çıkartan süreçler ve zihniyet arasındaki ilişkileri görmediğinizde sonucu alırken o sonucu anlamlı kılan sebepleri de alıyorsunuz. Bununla ilgili de size bir yazı göndereyim. Evet, kim hatırlatacaksa bana 3 yazı. Teselli ve hayıflanma arasında tarihsel idrak. Siz iyisi mi bu teklife hemen gider gitmez abone olun ve tüm yazıları okumaya başlayın. Matbusu var değil mi? Matbusu da var tabii. Bu daha çok şikayet edildi. Matbusu varken okumuyorlardı çünkü internette yok, çok pahalı. Web sitesi kurduk, daha uygun, öğrenci dostu. Şimdi de efendim matbunun kokusu güzel, kağıt evde duruyor falan diyorlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Efendim, böyle bir şey, insan hakları, human rights fikri mesela. Human rights fikrinin arkasındaki süreci göz önünde bulundurmaksızın evrensel ilk insan hakları beyannamesi Medine Sözleşmesi'dir demek. Bunlar şu krize dönük çözüm arayışları. Şimdi hani etiketleyip böyle demek de hani sen öyle dedin ben demedim yani. Çünkü yarın birisi de belki bize ucuzcu diyecek. Bunlar bir süreç. O çözümler ortaya konuldu. Büyük zihinler tartıştılar, emek sarf ettiler, zihin teri döktüler. Şimdi onları değerlendirme imkanı buluyoruz. Onlar o türden teşebbüslerde bulunmasalardı ne zaaflarını ne imkanlarını keşfedebilirdik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haftaya bu şemadan devam edeceğiz. Şunu anlatacağım. 19. yüzyıl işte bu krizin fark edildiği yüzyıl. Yani bu betimleyici bilimsel teoriler alanı ile ilgili Sadullah Paşa'nın geçen hafta anlattığım haliyle şok vaziyetinde fark ettiği büyük devrimler insanları da varlık anlayışları bu teorilerle irtibatlı olduğu için bir travma etkisi meydana getirdi. Bu travmayı bitiriyorum dikkatinizi buraya toplayın son cümlem. Bu travmayı derinleştiren neydi biliyor musunuz? Dünyayı kendisine göre artık anladığımız bu teorilerin bize şunu söylemesiydi. Biz sizin istediğiniz ve bizim de onlarla tank, top, tüfek, uçak yaptığımız bu teoriler var ya, evet. Biz onları sizin çok değer verdiğiniz şu sem'i ilkeleri çöpe atarak elde ettik. Bu insanları bir ikilem karşısında bıraktı. Ya biz de tankımız, topumuz, uçağımız olsun istiyoruz. Güçlü olmak istiyoruz. Ama güçlü olmak üzere bu teorileri kucaklamak amacıyla yöneldiğimizde elimize vurup diyorsunuz ki Müslüman kaldığınız sürece siz bu teorileri doğru bir şekilde ne anlayabilirsiniz, ne kullanabilir, ne üretiminin parçası olabilirsiniz. Çünkü biz bu teorileri bu alanın anlamsız olduğunu varlık anlayışından artık bu bölümün silinmesi fikri üzerine bina ettik. Siz de silin. Ne arasında kaldık? Ne yapacağız biz peki? Yani ne yapacağız? İşte 19. yüzyıl epistemolojik kriz yüzyılı. Bu kriz demek arkadaşlar, krisis Yunanca kader anı demek. Farklı böyle yollar çıkar ya karşınıza,
bir yol kuzeye gider, bir yol düz gider, öbür yol bu tarafa gider, hangisinden gideyim diye bağlı kaldığınız ve hangisinden gitmek için de bir türlü sağlam bir gerekçe bulamadığınız ana kriz anı diyoruz biz. 19. yüzyıl işte böyle bir kriz anıydı. Haftaya bu krize dönük çözüm önerilerini konuşacağız. Biraz daha bu krizi de değerlendirmeye çalışarak artık araştırma dönemi İslam şeride girmiş olacağız. Şimdi zannederim niye bu kadar felsefeden geldiğimi, bu katmanları anlattığımı biraz daha oturdu zannediyorum. Buradan devam edeceğiz.